Bismillahirrahmanirrahim. İman esaslarımızdan birisi de kitaplara iman maddesidir. Peki biz kitaplara iman konusunu nasıl anlamalıyız? Cenab-ı Allah insanı yaratmış, onu çok sevmiş, ona çok değer vermiş. Ruhundan ruh üfleyip bütün varlıkların en şereflisi ilan etmiş. Bu kadar değer verdiği insanı nefsiyle baş başa bırakmamak için bırakırsan bu iki dünyasını da zindana çevirir. Kendine ziyan eder diye bildiği için iki dünyayı kazanabilmesi için neler lazımsa bir mesajla insana göndermeye karar vermiş. İşte o mesaja biz kitap diyoruz. İlk mesaj, ilk kitap, ilk peygamber olan babamız Hazreti Adem Aleyhisselam'a gönderilmiş. 10 sayfadan ibaret. O gün için o 10 sayfa ihtiyaçlara cevap veriyordu neler yiyip neler yememesi gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini Cenab-ı Allah tabir caizse insanın yol haritasını o kitaplarla insanoğluna bildirmiş. Aradan zaman geçmiş. O kitaplar ya kaybolmuş ya unutulmuş. Cenab-ı Allah yeni kitapla insanları yeniden sırat-ı müstakime doğru yola davet etmiş. Yüz sahife indirilmiş peygamberlere. Dört tane de büyük kitap olarak Cenab-ı Allah peygamberlere dört büyükte kitap göndermiş. Bunlar çoğumuzun bildiği gibi İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an-ı Kerim'dir. İniş sırası olarak ilk defa Tevrat, sonra Zebur, sonra İncil, sonra da Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Diğer kitaplar zamanla mukayyet olduğu için kendisinden sonraki kitap gönderilince yürürlükten kaldırılmış... İlk gönderiliş şekli, orijinal şekli Allah kelamı iken maalesef daha sonra da insanlar tarafından değiştirilmiştir. Biz İncil ve Tevrat'ın insanlar tarafından değiştirildiğini nereden biliyoruz? Halbuki orijinal İncil elimizde yok. Allah'ın gönderdiği Tevrat elimizde yok. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bize haber veriyor. Onlar kitapları değiştirdiler diyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Onu biz indirdik, biz koruyacağız diye Allah koruması garantisinde son kitabı göndermiş Cenab-ı Allah bize. Gençlerin aklına şu sorular geliyor. Daha önceki kitapları da Cenab-ı Allah gönderdiği halde niçin onları korumayı üzerine almamış da Kur'an-ı Kerim'i korumayı üzerine almış? Önceki kitaplarda bir tahrifat, bir değiştirilme, bir yanıltma yapılırsa İlahi programda daha sonra gelecek bir kitap var onunla düzeltilir. Ama son kitapla bir tahrifat yapılırsa artık başka kitap yok. Düzeltme, ilahi düzeltme söz konusu olamayacağından Cenab-ı Allah son kitabı da muhafazasında üzerine almıştır. Biz kim ne derse desin elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in efendimize gönderildiğinden bugüne kadar bir harfinin bir noktasının bile değişmeden geldiğine inanıyoruz. Hepsinin Allah kelamı olduğuna inanıyoruz. Gerek ölülere, gerek dirilere okunmak üzere gönderildiğini, yaşayanlar için ibret, ölenler için rahmet olmak üzere gönderildiğini hep kabul ediyor. Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara iman konusunda ben, falan kitabı kabul ederim de falan etmem diye bir red söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'in de falan bölümünü kabul ederim ama falan bölümünü kabul etmem. Şu ayetleri kabul etmem, aklıma uymayanları kabul etmem gibi bir seçenmeye seçme hakkına sahip olmadığımızı topyekun iman etmek mecburiyetinde olduğumuzu biliyor ve ikrar ediyoruz diyor. Saygılar sunuyorum.